Herkese selamlar, sevgiler. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ebru Gel ile Göksu'nun günlükleri. Ebru ile Göksu bugün eski oyunlardan oynuyorlar. Göksu yeniliyor herhalde ama mızıkçılık yapıyor. Şu an beraber. Ben de burada tavuk mu? Ben tavuk. Şimdi ne? İtekli mi ikili mi? İkili. Tamam, yeniler evet. Pehlivan güreşe doymazmış. Hadi. Evet. Hadi Göktü, hadi Göktü, hadi. Oo, evet. Ya. Yine mi? Ya bunun bir taktiği var bence. İkili. İkili. Ebru söylesene oğluma taktiği. Hayır. Ön bitince. Ön mü? Bak bir şey söyleyeyim mi? He? Öyle. Bak şöyle koy. Ya git ya. O şöyle zaman sen koy. De benimle oynayacaksın. Ya öyle koy. Ön mü arka mı? Arkasını koy şimdi. Heh. Ney sen? Ön. Tam ben arka. Arka ben. Bak şimdi Ebru arka yapacak oynayı. Gördün mü? Ne söylüyorsan tersini tutacaksın. Tamam. Ebru ben sen ön mü arka mı? Arka. Önceden tasolar vardı, oyunlar vardı. Ama Ebru'nun gazı... Ama sen iğne yaptın. Hepsini böyle aşağı sen yaptın. Sen çocuğumu yenersen. Akıl veririm çocuğuma. Bak bak. Kek bulmuş çocuğumu. Öyle yok aşağı. Bak bak bak. Hayır aşağı çekiyor bu. Ya sen çekiyorsun Ebru bak videosu Allah. Var. Videosu var gösteririm. Allah az önce. Yok o senin o. Senin önce. Arka o. Öndü az önce. Ayağın. Kur'an çarpsın arkaydı. Ebru gazoz kapağıyla yılan çizermiş bir oyunlar. Sokak oyunlarına başlayacağız artık. He, şey akşam teveşir var evde. Onu öğreteceğim bunlara. Evet. Kalender biz de seninle oynayalım mı? Arka. Hadi. Evet. Ama ben bir daha senin kartını geri vereceğim. Hayır sen. Ben de 1000 tane ver. Görüyor musun kutuyu? Oo. Önkisinde o zaman 11 var. Evet. Arka. O kadar çoklu ki. Bir daha geri vereceğim ben sana. Evet. Hani Göktuğ yenmeye başladın mı? Yok beraber. Yine mi? Kaybettik de yeni kazandık. Şöyle yere atıyor elimde yetişemiyorum. Kaç tane var? Üçlü hadi. Tamam gel bir tane vuracağız üçlü. Gel. Abi beraber inmiş. Ön mü arka mı? Kaç gel. İki. Tamam. Arka. Hadi. Bak uçuracak evi ver. Aaa Göktuğ yiyince. Hadi. Arka yapar. Ön çıkıyor. Evet. Kalena annen hileci. Ebru teyze arkaya çıkıyor. Arka. Sevilay dağıtmadan düşürdü. Kalender kazandı bizde. Hayır. Sonra kalenderin kartını Ebru teyzeyle ben verisi atacağız. Yok kalender kartını hayır, vermez. Nida da bakıyor bu manyaklar arka. Ne yapıyor diye. Evet. Gel Nida ile de oynayalım gel. Nida ile oynamıyorsunuz. Oynamayacağım mı? Trip. Ne yapacak? Parka gidecekmiş o. Götüreceğim. Kendi getirecektim. Hayır kendi kartını getirecekmiş. Ben ne bileyim üçlü. Oynamazsın diye getirmedim. Evet. Üçlü. Bak nerede? Arka. Hop hop hop. Dört tane. Ebru sen mahallede... Hop hop! Ebru sen mahallede çocuklar seni seviyorlar mıydı? Deviyordum yine. Erkek çocuğu ama ben eve sabah bir çıkıyordum akşama kadar. Topaç oynardım, misket, bundan taso. Yani üç kız bebeğim olmadı benim. Önlüyor, fotoğraflarda hep küçük. Değil mi? Hayır. He, arka. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Okulda yaştın ne mi olmuş anne? Oo. Arka. Ama artık ne yapayım yani formülünü öğrettim hadi. Sana. Hadi. Ver. Ön mü arka mı? Kaçarlı? İlla pehlivan gülüşü doymaz. Ön! Arkada bir şey. Hadi. Ön! Ben şaktır buradan düşürdüm. Anne! Ön, hepsi ön kalender. Hayır, bunlar arka. Pokemon yazan arka. Arka bunlar. Biz berabere. Ne olacak? Hayır, benim üç. Üç ben. Bir tane kaybettim. Ben çok bilmiyorum ya. Ben ya fırlatma. Ben daha çok bisiklet sürerdim. Siz... Ben küçük paten mi sürerdim işte. Bizde paten mi vardı? Fakirdik mi? Üçlü. Hadi. Bir, üçlü. Arka. Ön. Arka. 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 Ön. 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 Ver. Üç. Nida al şunları.
arkadaş bize. Şunlar benim. Hayır, orada sizinkiler. Bunlar bizim. Bak 20 kartla başladı. Ay. Ne kadar poligramı da almış diyor. Ebru, oyunun sonunda kartları geri vereceğim. Gökte uyumaz bu gece. Bana ne? Ay. Ben parasını veririm. 2 kutu 10 lira. Sen şu için gidiyor değil mi? Ebru çocuğumun kartlarını geri ver. Ben verdim. Gittim. Öyle bir şey yok ama sen kart vermedin, bana ne? Ben 10 lira veririm. 15 lira. 2 paket açtım. Ama kız hakkıyla kazandı. Göktü mısır çırık yapamaz oyunda. Tamam da ben o kart vermedim. Ben kart verdim. Göktü oyunda ağlayanın başı Ken olur. Şey. Hadi gel fırlatma oynuyor şimdi. Anne ben fırlatma. Tamam. Göktü. Anne fırlatma. Anne fırlatma. Fırlatma dur bakayım. Aa rüzgar var ama burada. Dur. Dur rüzgar var. Söyledin mi? Yok odadan çıkma yok. Tamam. Rüzgar var. Benimkinin olduğunu sen saymayacaksın. At. Aldı. Aa Göktuğ kazandı. Hayret bir şey kazandı Göktuğ. Ayakkabıya gitmiş. Mutfağımız çok toplu. Burada keyifler yapıldı. Öyle. Çocuklar oyun oynuyor burada. Ne yapalım canımız sıkılıyor. Her gün AVM'ye mi gidelim? Yok ya ne AVM'si? Para oralar. Ebru gelirken yemeğiyle gelmiş. Ümit'e karnıyarık getirmiş. Göktuğ'a da çorba getirmiş. Şimdi Ümit'e yemek göndereceğim. Akşama da dünden kalan bamya yemeğim var. Kudurup giller eve sığamadı. Ebru bizden önce indi parka. Özlem abla gelmiş. Nida! İyi toparlandın, ağlama. Nida bir yerinde bir şey var mı? Bakayım. Var ya son anda toparladı. Terlik çıktı ayağından. Ben de soğuk kahve falan yaptım. Bir şeyler yaptım. Parka girdim. Oturuyor karşıda Özlem ablalarla. Su falan bir şeyler aldım. Susamıştır şimdi onlar. Parka gittim. Park saatini dolu dolu geçirdik. Parkta zaten çocuklar çok eğlendiler bugün. Su savaşı falan. Böyle eğlenceli eğlenceli vakit geçirdiler. Biz de tabii onlarla birlikte eğlenip geliyoruz. Çocukluğumuzdaki şeyleri yaşıyoruz. Aklımıza geliyor. Biz böyle oynuyorduk, böyle şey yapıyorduk diye. Ben biraz daha bisiklet falan oynayan bir çocuktum. Yani böyle çok oyunları bilmem. Genelde hep bisiklet sürmeyi çok severdim. Başka da öyle oynadığım bir oyunlar neydi? Çok hatırlamıyorum. Göktuğ da biraz... Giresun zaten küçüktü. Bir de orada çok oynayabileceği böyle sokak şey yoktu. Parklara falan vardı. Burada biraz daha sokak adabıyla büyüyor Göktuğ. Burada hala devam ediyor yani böyle. Ya da parka yakın olduğumuz için bilmiyorum. Hep çocuklarla bu tarz oyunlar, etkinlikler, bir şeyler yapabiliyorlar. Ama bizim çocuklarımız çok alışkın değil böyle. Tasoydu, bilye de işte bunları oynamaya çünkü kaybetmek istemedikleri için oynamıyorlar. Bugün biraz da benim de böyle gözümde canlandı böyle çocukluk şeyleri. Topaç vardı. Topaç çevirdiğimi hatırlıyorum. İşte bilye böyle yuvarladığımı hatırlıyorum. Böyle ara ara aklıma geliyor. Ve daha çok yakan top, istop falan, saklambaç, toplu saklambaç falan oynardık. Falan böyleydi ya. Güzeldi. Şimdi bu tarz oyunları çocuğunun oynadığını görmek daha farklı geliyor insana. Daha çok keyif alıyor. Daha çok mutlu oluyor. Çocuğunun büyüdüğünü adım adım görmek. Çocuğunun bazı şeylerine şahit olmak. Yani tarifi yok böyle bir şeyin. Tabii ki ben de çok mutluyum bu konudan. Yani gözünün önünde çocuğun büyümesi ayrı bir olay, ayrı bir şey. Ümit'in de artık tabii kızları özledi. Bugün kızlar yola girdi, geliyorlar. Normalde yarın alacaktık, ayın 1'i. Ama bu hafta sonunda görüş olduğu için
iki gün fazladan kalmış olacaklar. Zaten çocuklar yoldan geliyor. Biz hiçbir zaman bu tarz şeylerde sıkıntı çıkarmadık yani. Kalsın iki gün fazladan. Hiçbir şey olmaz. Yani benim bu konuda kuracağım cümleler zaten standart. Yani çok bir şey diyemem, aa gelsinler falan. Tabii ki geldikleri zaman başımın üstünde yeri var ama ayrıca de iki gün gelsin bir daha gitsin falan, böyle arıza çıkarmaya gerek yok. Çocuklar iyi olsunlar. Şimdi illaki buradan gittikleri zaman oraya adapte olma zamanı yaşadılar. Dediğim gibi ben birçok kez telefona bakmadım. Hala hazırda çok nadir ara sıra konuştum. Bunu da hep dile getirdim. Buraya geldiğinde de illaki birkaç günde buraya alışma dönemleri olacak. Yani ister istemez şu an 10-15 gündür, 10 günü bilmiyorum tam ne kadar oldu. İllaki farklı bir ortamdalar, farklı bir şeydeler. Yani ister istemez çocuklar için bu biraz bocalama süresi oluyor ama yani hemen adapte oluyorlar. Bunu şu şekilde uzatmamak gerekiyor. Ay burada çok iyiler, ay şurada çok iyiler, öyle bir şey yok. Çocuk mutlu olduğu her yerde iyidir. Önemli olan çocuğu mutlu edebilmek, çocukla bir şeyler paylaşabilmek. Ben bundan yanayım. Şu anda sevgiler niye bunları söylüyor diyorsanız, illaki bir bildiği vardır da söylüyordur mutlaka. Kendi kendine de niye söylesin ki, bir şey vardır mutlaka söylüyorsa. Güzel bir zaman geçirdiler. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de öyle olmalı. Göktuğ nasıl Giresun'a gittiğinde kaliteli, güzel, keyifli zaman geçiriyorsa onların da geçirmek hakkı. Bu konuda fitnelik, fesatlık düşünenler, yapmaya çalışanlar hiç uğraşmayın. Çocuklar mutlu olmayı hak ediyorlar. Hep bunu söylüyorum. Göktuğ'un da üzerine gitmeyin. Almadılar da gitmediler de gelmediler de. Ya bunları da bir geçin. Geçin artık. Yarın itibariyle resmi günü doluyor. Kimsenin alma, kimsenin etme gibi bir hakkı olmuyor zaten. Yani bunları geçin ya. Yorucu oluyor. Ben var ya şu bir ayda yorulduğum yorulmayı, yaptığım psikolojik baskı böyle gördüğüm çok şükür bitti. Resmi gün olarak da. Hep diyordum ya, Temmuz ayını hiç sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çünkü aldı mı, geldi mi, gitti mi, alacak mı, verecek mi falan biraz sıkıntı oluyor. Ümit dışarıdaydı. Ben de böyle dedim, kendi kendime birazcık konuşayım. Dertlerimi anlatayım dedim. Ümit ne yapsın burada? Lehim ne yapıyorsun? Lehim yapacağım. Neyi lehimleyeceksin? Toblet. Toblet. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Göktuğ'un telefonu tamirde, biraz sonra çıkacak. Kaç, iki gündür mü yok telefonu? Birkaç gündür telefonu yok Göktuğ'un. Kamerası kaymış diyorduk ya, kamerasını yaparken adam ekranını hep bozmuş. Adamın elinde patladı telefon. Yapacak, biraz sonra teslim edecek bizlere. Öyle yaz sezonu olduğu için biraz daha salaş takılıyoruz. Ne yaşıyorsak onu çekiyoruz. Öyle, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ümit'e burada da teşekkür etmek istiyorum. Sandalyeye bayıldım. Dinlenmek isteyen bize gelebilir. Ümit diyor dükkana getireceğim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten senin onda dükkana ihtiyacın var. Biz sana hediye alalım onda. Aynen. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.